Zonguldak'ta özelleştirme girişimlerine tepkiler devam ediyor. Özelleştirme İdaresi tarafından envanter bilgisi istenen TTK'ya bağlı Karadon ve Gelik müessesesi önünde işçilerin tepkisi hükümete yönelmiş durumda. Her ne kadar halen hükümetten bir beklenti içinde olsa da yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması işçiyi çileden çıkardı. İşçiler, özelleştirmelere karşı direneceklerini söylerken Zonguldak halkı ve kurumlar işçilere destek veriyor. Televizyonumuza konuşan Maden Mühendisleri Odası Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, özelleştirmelere tepki gösterirken TTK'nın zarar ettiği yönündeki iddialara da yanıt verdi. Maden Mühendisleri Odası olarak hem biz hem de Zonguldak'taki bizimle birlikte aynı düşünceye sahip örgütler olarak bu süreci durdurmak için elimizden geleni yapacağız. İşte bir kurum var, zarar ediyor. Ne yapalım diye sorsanız o da herhalde kapatalım der veya özelleştirelim der. Ama hükümet olarak sizin böyle bakmamanız lazım bu olaya. Zonguldak'ta madencilik sektörü bu rakam her zaman dile getirilir. Biz de dile getiriyoruz. Madencilik sektöründe istihdam ettiğiniz her bir kişi 13 kişiye daha istihdam sağlıyor. Böyle bir sosyal faydası da var. Tüm bu faktörleri dikkate alarak bizim kurumla ilgili tasarruf yapmamız lazım. Dolayısıyla kuruma üretime yönelik işçi alınmaması, uzun yıllardan beri taleplerini yerine getirmemesi sonucunda zarar artıyor denilerek, hükümetin, devletin sırtında bir kambur denilerek bu kuruma bakılması en azından bir ahde vefasızlıktır. Çünkü geçmişte Zonguldak bu kömürle, bu servetle Türkiye'nin kalkınmasına yön vermiş bir kurumdur. Özelleştirmeye madenci kadar esnaf da tepkili. Çünkü madenci sayısı azaldıkça esnaf sayısı da azalıyor. Esnaf, burası özelleştirilirse kimse gelemez diyor. Özelleştirilirse burası hep bitiyor o zaman. Özelleştirme vardı burada. Parasını ödeyemediler. AK Parti el koydu. El koydu. 200 kişi gitti. Şu anda esnaf ağlıyor öbür yeni çarşıda. Burası da yarın bir gün olsa özel sektörde kimse kahveye gelemez. Çünkü çalışma süresi uzatılacak. Buralar kapanacak. Zaten ya, bu bayram günü iki tanesi kapanıyor burada. Yapacak bir şey yok. Zonguldak bitti demek. Buradan göç et git. İstanbul, Ankara. Nereye gidersen git. Tabii aynı zamanda sizleri de doğrudan etkileyecek. Evet. Çünkü siz de dolaylı olarak da olsa buradan ekmek yiyorsunuz. Evet. İşte dediğim gibi 35 kişiden 5 kişi kaldık. İki tane de arkadaşımız bu ay kapatıyor. 3 kişi kalacağız. Yarın biz de gideceğiz tabii.